Şimdi size bir köşkten sesleniyorum, palastan. Dur, önce beğeneyim de Uğur'u göstereyim. Beyefendi, kral dairesinde mi kalıyorsunuz? Evet ya. Köşkümü gezeceğim size. Köşk turu. Evet. Belki bölünmüştür hani. Kimi de köşk olduğunu? Değil miymiş? Eskiden de burada. Neden kafana göre sallıyorsun? Ben şöyledir diyor. Düşünün, 1900'lerin başında burayı otel mi vardı? Gelip kalıyoruz burada, atamız. Atamızın odası varmış burada. Arkadaşlar, unuttum söylediğini, unuttum. Ben kaldığımız yerle alakalı tüm bilgileri birazdan size vereceğim. Boşverin. Ay, güneş açmış işte Uğur. Bizim rezervasyonumuzun... Ben geldim gözükeyim diye benden kaçıyor. Rezervasyona geç kalırız. Bence dönünce turu yapalım. Tamam, ben sana şurayı göstereceğim. Tamam, hadi oraya. Atamın yapalım. Fotoğrafını göstereceğim. Bakın, tam burada kocaman bir fotoğrafı var. Otelin içi büyük bir kristal avize. Şu ikili merdiven olayı beni zaten çok mest ediyor. Oraya mı? Ha, tamam. Daha iyi, ben de dışından gösteririm. Bugün hava biraz kapalı ama saat 2'den sonra açacakmış. Şimdi aşkım sen otur, ben dışarıdan da göstereceğim. Alaçatı'dayız. İlk günümüz ve kaldığımız otel Rasim Palace, hemen Ilıca'da, denizin kıyısında. Karşısında da kendine ait küçük bir böyle plaj alanı var. Dönelim. Bahçesi çok tatlı. Burada da bir oturma alanı var. Şimdi şöyle masaya doğru gidiyorum. Çünkü Uğur yanlış söyledi. 1900 yılların başında yapılmış. Hep tarih boyunca hep otel olarak. Tarih boyunca hep otel olarak kullanmış arkadaşlar. Köşk falan unutun. Uğur için köşk. Köşk gibi ya yani, köşk. Evet. Aa, çok güzel. 30 Haziran 1926'da atam gelmiş buraya. Burada da şerefine vals geçileri düzenlemiş. Şu an bayağı kopya çekiyorum. Siz niye Türkçe'den Türkçe'ye çeviriyorsunuz, ben onu anlamadım. Çünkü gözükmek istemiyorum dedi. Sesim de duyulmasın bana. Uğur ya. Videonun başında en güzel, en böyle nokta dışı yapacağım şeyi yalnız söyledim. Ay, teşekkür ederim, afiyet olsun. Menemen yiyeceğim ben. Tamam. Ha, sen peynir diyorsun ve, ki... Peynir ve sadece söğüş tabağı gelsin. Çok mantıklı, ver ben de seçeyim o şekilde. Doğru söylüyorsun ha. Benim canım çok mantarlı omlet çekti, bunu sipariş ettim. Uğur menemen. Ortaya da domates ve peynir tabağı aldık biz, yani komple bütün serpme. Ay, seni var ya, tam ağzına atarken çektim. Şimdi otelimizden, Ilıca'dan yola çıkıyoruz. Bugün bir Four Sunset'e gideceğiz. Pazar günü oraya gitmek biraz riskli. O yüzden erken gidiyoruz. Yani grubun erkencisi de biziz. Diğerleri sonradan gelecek muhtemelen. Yeni Burak yeri uyanmış zaten. Kızları bilmiyorum. Pazar, hani hafta sonu özellikle çok çok kalabalık oluyor Alaçatı. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Giriş ücreti 1500 lira. Giriş ücreti 1500, içeride harcama limiti 2000 lira. Böyle TikTok'ta görüyorum, bazı hesaplar var ki çok iyi yapıyorsunuz, kim yapıyorsa onları. Alaçatı'daki beachleri hem puanlıyorlar hem de onların fiyatlarını falan paylaşıyorlar. İşte giriş ücreti bu kadar, içeride yeme ücreti bu kadar gibi. İnanılmaz bir artış var şu an tabii haliyle. Buradaki çoğu hani o popüler beachler, ne bileyim, düşünüyorum işte Before Sunset, Yuzu, Om, işte Bohem. İşte bunların hepsini böyle bir düşündüğünüz zaman hepsinin tabii ki fiyatlarında bir artış var. Ben niye şey gibi konuştum? Fiyatlarında bir artış söz konusu. Bakalım, gittiğimizde göreceğiz. Arkadaşlar, ben bugün burada hayatta vlog çekemem. İnanılmaz bir lodos mu oluyor? Evet. Buna lodos deniyor değil mi? Çok rüzgar var. Dalgaya bakın. Bu arada daha yeni doluyor Before Sunset. Evet, kalabalık mı şu an değil ama birazdan kalabalıklaşır. Hemen diğer TikTok hesapları gibi şeyden de bilgilendirme yapayım. Girişler 1000 lira, harcama limiti 500 TL. Evet, evet. Yemek falan yediğimiz zaman size çekerim oraları da. Bir de rezervasyonsuz asla almıyorlar. Ve 12'den önce gelmeniz lazım. 12'yi geçirirseniz rezervasyonunuz olsa bile sıkıntı yapabiliyorlar, haberiniz olsun. Şimdi bir yerleşelim. Adaya ilk varan kişi Burak Bozkurt. Daha kahvaltısını bile yapmamış, o yüzden burada yapıyor. Biz kahve içiyoruz. Çay mı, kokonat latte mi? Çay. Bravo. Hemen çek çek, göbeğin içine çek, geldim. Aramızda bir tek var ya, Uğur çok rahat. Uğur hiçbir şeyini kapatmıyor. Arkadaşlar, lensim açılmıyor. Ha. Şopluyormuş göbeğini. Göbeğine bakıyorum şu an. Gerçekten harika. Evet. Bir de harika. Bir de buna bakın. Ben içime çektim. Evet, evet. Self motivation, self confidence. Hala hiçbirimiz denize girmedik bu arada. Çünkü görüyorsunuz arkadaki dalgayı. Evet, ama biz birazdan gireceğiz.
Ben bekliyorum. Bir dakika, önce içelim öyle gidelim. Detoks suyu söyledik de bu fitliğimiz için. Oh. Ha, bu şaka yapılır ama biliyorsun. Bu şaka yapılır. Lan içme suyunu ne atıyorsun? Lan içme suyunu ne atıyorsun? Haklı haklı. Al. Oh. Ama yakalayamadım ya. Vur, insan haber verir. Luna Park'ta mıyız? Hiç sorma, kreş kreş. Arkadaşlar size bir belgesel izletiyorum şu an. Bak hatta Burak hemen çekiyor. Çünkü nadir gördüğüm anlardan biri bu. Ne? Yabani su kaplumbağaları. Şortlu su kaplumbağaları. Nisan aylarında ortaya çıkıp yapmıyor. Hakikaten benziyor ha. Ben duşa gidiyorum. Siz kırmızı şortlu kardeşi misiniz? Ya. Yeşil şortlu. Böyle dakikalar sonra yemek yiyormuş gibi gözüküyorum ama aslında 3 saat sonra benim tabağım bu. Uğur'un tabağı bu. Herkes bizden önce yemiş arkadaşlar. Bir tek biz kalmıştık şu an. Pardon. Odaya geldik, duş aldım. Birkaç tane story çekimim vardı, onları çektim. Şimdi de makyajımı yapacağım. Hatta bunu da böyle sizle beraber yapayım istedim. Tüm gün böyle oturdum ya, sadece boynum yanmamış ve çok kötü gözüküyor. MAC'in Hyper Yield serumunu kullanıyorum. Böyle hızlı yapacağım arkadaşlar. Ay canım kalın. Sensin 5 şişko. Telefon şarjımı aldım. Bak şu an saat 19.09. Kronometre diye bir şey var mıydı telefonlarda? Vardı. Hazır mısınız arkadaşlar? Atıyorum. Beraber yapacağız. Başlattım. Işıl ışıl gözükmesi için tabii ki buna yönelik bir baz kullanmak gerekiyor. Yemin ediyorum highlighter'ınızdır. İki highlighter'ınızla ama çok abartmadan fondötenizi karıştırdığınızda da böyle bir görüntü yakalayabilirsiniz. MAC Studio Fix All Over Face Pen. Bundan bir tane buraya ama bak yarım sıktım minicik. Bir tane de buraya yine minik minik. Hadi benim concealer'ım. Ama şu an zaman kaybediyorum. Şaka mı? Süngerimi yıkadım, temizledim. Şimdi tüm yüzüme yedireceğim bu iki ürünü. Maybelline Anti-Age Eraser kullanıyorum. 01 rengi. Bu Rare Beauty'nin Bronzer Stick'i. Bir taraftan camı açıyorum, bir taraftan yine kapalı. Allık. Bu da Chanel'in Warm Pink rengi. Yine aynı süngerle devam ediyorum. Elimin üzerinde biraz ezip hemen elmacık kemiklerinin üzerine uyguluyorum. Böyle fazla geldiği zaman da işte burnumun üzerine ya da diğer yanağıma taşıyorum ürünü ama genelde fazla gelmiyor. Hatta az geliyor. Göz kapakları ve göz altı sabit kalsın diye Nars'ın transparan pudrasını kullanacağım. Bu çok güzel. Gerçekten de hafif bir yapıda. Kiko'nun Dolce Diva serisi. Glam Cushion ne yazıyor? Highlighter yazıyor. Zaten süngerinin üzerinde çok kalmış. O yüzden onu şöyle yedireceğim. Dudakta çok güzel duruyor. Dudağın üstüne uygulandığı zaman. Ne yapıyorsunuz? Gün içinde dağıtıyorum. Üzerine lip gloss diyorum. O zaman çok çok daha güzel gözüküyor. Benefit'in Gimme Brow kaş kalemini getirmişim yanımda. Çok fazla kaşlarıma dokunmuyorum şu an. Çünkü işlem yapılıyor diye. Rare Beauty'nin bir far paleti var. Bunu yeni buldum. Markalardan gelenlerde kalmış kutuda. Ve çok güzel glitterli bir renk var içerisinde. Zaten son attığım kozmetikayla beraber paylaştığım benimle hazırlanan reel'ında o farı kullanmıştım. Böyle çok uzun zaman önce sanırım bunun linkini verip duruyordum. Misha'nın Liquid farları. Bunu böyle göz kapağıma sürüyorum. Bir dakika, ışıktan dolayı belli olmuyor, yaklaşacağım oraya. Şimdi yansımalar var. Daha belirgin istiyorsanız mesela parmağınızı uygulayabilirsiniz ya da ben fırçayla dağıtıp biraz daha hani günlük hayata uyarlıyorum bunu. Gözlerimi kapatayım. Ne zaman biter? Şimdi MAC Stack maskara süreceğim. Sen kremsin. Sen daha hippisin, ben biraz daha böyle tatlı. Ben tam kumsal kombini yapayım. Nasıl? Yani... Ay! Fırça sürüyorum kirpiklerime ama siz görmüyorsunuz. Gözükmüyor muydum? Rujum elimde. Şu an sürüyorum. 95 numarada. 95 numaralı rujumuzu dudağımıza taşırmamakla beraber uyguluyoruz. Ya o taşıracağım. Dudağı küçük olanlar birazcık üstten taşırabilir. Büyük göstermek için. Ama dudağınız yeteri kadar büyükse, memnunsanız bence taşırmanıza gerek yok. Üzerine gloss gelince... Gloss bu parlaması için olan şey. Ben mat daha çok seviyorum. Mat kalsa. Bu da mat değil ki, bu parlak. O diğer çantamda kalmış. Maybelline'in Lifter mıydı? Gloss'u var ya, zaten Fenty'ye muadil olan rengi. Ona da çok güzel oluyor. Aşkım bir şey, Dyson'ı getirir misin?
Mecbur gideceğiz şimdi kameranın oraya. Evet. Normalde getirmeyecekti. (gülüyor) 21:38 Dur. Bence çok bu arada. Ama sizle konuştum diye böyle oldu. Bir de sen geldin diye böyle oldu. Şey anlıyorsun değil mi? Yani ne kadar böyle beklediğini. Giyimine şey, saçı, maskeci. Atları yapmadın mı? Güzel atları yapın. Ölüyorum sıcaktan. Kozmetin deodorant rolunu. Dry serum diyor üzerinde. Bayağı güzel biliyor musunuz? Kendi kokusu güzel değil ama terletmiyor. Asla ter kokutmuyor sizi. Sen gel saçını yap, ben hemen kirimiş o ışıkla bir göstereyim. Bir şey yok, saçım sadece ya. Çok vardı sana gidene ya. Bu kadar arkadaşlar. Hatta allık az bile. Bu memecik zeytinyağıymış. Şefimizin bize özel Ayvalık'tan getirmiş olduğu memecik zeytinyağı. Aa, Ayvalık zeytinyağı ise severiz bu arada. Çok meşhur ya orada. Ayvalık'ta sadece kadınların çalıştığı özel bir kooperatifte üretilmektedir. Asidesi 0.2, polifenol değeri ise 400'dür efendim. Renkli bahçe domateslerini biraz fesleğen, biraz deniz tuzu, biraz da sızma memecik zeytinyağıyla tatlandırıyoruz çok oynamadan. Üzerinde klasik bir burrata var. Yine deniz tuzu ve bir gram masala tane karabiberle yapıyoruz. Ve onu birazcık daha esprili hale getirmek için müsaadenizle. Tabii ki. Şöyle alba dönüşü. Uzun süre pişirilmiş ahtapot var, ahtapot parçaları, bezelye filizi, ızgarada pişirilmiş çeri domatesler. Bu tabağımız dana kaburga, arpacık soğanla beraber kemik suyuyla yaptığımız bir jus sos. Bunu arpacık soğanlar ve kemik suyuyla pişiriyoruz. Uzun pişim dana kaburgamız, yanında maş patates dediğimiz, ezilerek, presleyerek yaptığımız kremayla, parmesan peyniriyle bir patates var. Üzerinde maydanozu toz haline getiriyoruz, onu kullanıyoruz. Burada Laos balığımız var. Laos balığını biz Josper'de biraz hem islenmesi için hem de lezzet alması için çok fazla kurutmadan Josper'de pişiriyoruz. Yine çok taze, mevsimsel olduğu için çok lezzetli domatesler vardı Çanakkale'den gelen. Onlarla da mini bir tartar yaptık. Biraz daha vurucu aromasını arttırmak için aynı domateslerden bir de közlenmiş bir domates sosu yaptık. Dibinde de bunun otlu yağı var. Şefim elinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun, teşekkürler. Bir de lezzetli duruyor. O yüzden çok beğendim. Elinize sağlık. Biz çok açıkçası benim tarz itibariyle çok tabaklarla oynamayı sevmiyorum. Çok ürünlerle oynamayı sevmiyorum. Çünkü zaten dünya güzeli bir balık geliyor. Deniz balığı, Laos. Çok güzel mevsimde domates var. Yani böyle eskiden şeyler moleküler mutfaklarla falan çok oynuyordum. Gençken çok da seviyordum. Fakat natürele dönüş bence en güzeli. Zaten hani müthiş malzemeler var mevsimsel. Bunları sadece birkaç profesyonel dokunuşla bu tabaklar haline geliyor. Misafirlerimiz de daha mutlu oluyor. Biz de daha mutlu oluyoruz yaparken. Evet. Ben şu an daha yemeden çok mutlu oldum. Afiyet olsun. Dilerseniz daha fazla soğutmayın. Tamam. Evet, hemen başlayalım. Soğuyunca evet. Çok tadı kalmayacaktır. Tamam. Afiyet hemen olsun. Başlıyorum. Teşekkür ederiz. Dilerseniz yemekten sonra hemen bir tatlıyla da bir tatlı da ikram etmek çok isterim. Ben de çok isterim. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Afiyetler teşekkürler. O kadar güzel ki. Aç değildim ha? Diyetteyim ben. Tam iki farklı göz var burada aslında. Öyle düşünebilirsin. Ben et yemem. O etçildir bayağı. Ramazan ne kadar yakışıklı bir adam ya. Güzel de konuşuyor. Ay aşkım ben affedersin ama gelin olmuş gidiyorum, farkında mısın? Şu anda yemekten çıktık. Feces'in mağazasına gidiyoruz. Hem size orayı göstereceğim. Ondan sonra yine akşam planımıza devam edeceğiz. Bugün ne? 6 Ağustos muydu bugün? 6 Ağustos pazar günü Alışveriş sokakları nasılmış görelim. Hacı Memiş'in en sonundan başladığım gibi düşünün. Buralar güzel. Ama zaten asıl kalabalık burada değil, tam Kapari'nin önünde başlıyor. Kapari bahçenin orada. Sen dondurma alacağım dedin, o zaman vazgeçsin şimdi. Yok, şu an dondurma alamayız, çok geç kaldık. Yine evet. Ayıp olur. Burası Franco'nun sırası arkadaşlar. Herkes dondurma almaya çalışıyor, inanılmaz. 2019-2020'yi düşün. Evet. Her geldiğimizde Franco'yu paylaşıyorduk biliyorsun. Evet. Franco'dan dondurma aldık. Franco'dan. Sen bu kadar sıra oluyor muydu? Yok ama... Biz paylaştık diye değil ama yani artık o kadar popüler olmuş ki. Yani özellikle geçen sene ve bu sene hep sıra yani. Hep sıra. Ama bugüne de ver. Mesela yarın böyle sıra olmaz muhtemelen.
Ama baksana o kadar kalabalık değil sokaklara. Normalde burada yeni alsam düşmüyor ya. Dur aşkım, daha oraya çıkmadık. İşte burada. Bakın bir sürü ben. Hepsi ben. Şimdi mağazanın içindeyiz. Burayı da göstereyim size. Hepsini tabii ki görmediniz fotoğraflarda ama bütün hazırladığımız koleksiyon burada. Hem mağazada sergileniyor hem de online'da var. Bakın. Patron geldi işte. Çok güzel olmuş ama. Tamam, çekeyim. Kafan nerede acaba? Arabanın camını açık bırakmış. Biz şeyden sonra işte Fee Season'dan, mağazadan sonra tekrar Before'a gittik. Oradaki After'a. İnanılmaz kalabalıktı. Çok fena sıcaktı. Yani sabah ne güzel rüzgar vardı. Sonra kesilmiş herhalde, bilmiyorum. Bir böyle 2 saatte oradaydık. Hatta şu an saat tam olarak 2:10 geçiyor. Böyle hani Alaçatı'dan Before'a gitmek 30 dakika. Dönüşte 30 dakika. Bunu da hesaba katarsak tabii bir tık yorucu oluyor. Before'da iki tane şeyle tanıştık. Tamam, bir tanesi Kaliforniya'dan gel. İkisi de Los Angeles'tan gelmiş. Böyle bir arkadaş grubuyla tanıştık. Şu elbiseyi, bugün giydiğim elbiseyi çocuk gördü. Herhalde bunlar bu arada şeyle ilgileniyorlar. Tasarım, kıyafet, bir şeyler. Çünkü anlıyorlardı. Bana Marilyn Monroe dedi. Şu elbiseye. Ve bir tık utandım bu arada. Çünkü pek benim tarzım olan bir elbise değil. Aşkım ben... Oda turu yaptın mı? Hı? Oda turu yaptın mı burada? Yok, yapmadım. Aa, yapmadım arkadaşlar. Durun sizi bir gezdireyim şöyle kocaman. Ay, çok dağınık. Gezdirmesem mi arkadaşlar sizi? Normalde bu kadar dağınık değilimdir ben, biliyorsunuz. Uğur eşyalarını burada açtı. Ben de burada açtım bu şeyin üzerinde, bu kadar. Bir göstereyim manzarayı. Direkt denizin karşısı. Kapatayım. Çünkü çok sıcak. Bir dolabımız. Arkada güzel bir tablo var. Televizyon var ama hani bütün bu antikayı, nostaljiyi bozuyor derseniz o da içeri girebiliyor falan. Yarın itibaren sen mi çekiyorsun? Ha? Yarın itibaren sen mi çekiyorsun? Tabii artık. Tamam. Hı. Ben şimdi burada vlogu kapatıyorum. Yarından sonra bir 3-4 gün daha buradayız. Yok, 3 gün daha buradayız. Onu da Uğur çekecek. Ben de biraz tatile çıkayım. Biraz mola vereyim. O ikinci vlogda oradan izlersiniz arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler.